derse toprağın altında. Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Karasu Kabaklar Mahallesi'ne yakın ana asfalt boyunda Yenice'ye giden Gönen Yenice asfaltının üzerinde 1800 metrekare bir ceviz bahçemiz var. Evet, içerisinde 50 tane yetişkin ceviz ağacı ve çeşitli diğer meyve ağaçlarından mevcut. Burası satılacak. Evet, güzel bir doğası var. Şöyle bir gösterelim. Bakın, güzel dağları şöyle karşıda. Ana asfalt hemen önünden geçiyor. Yenice Gönen asfaltı. Yani yaz kış ulaşım sorunu olmayan bir yer. Ceviz ağaçları. Biz şu an buradaki sınırdayız. Sınır burası. Buradan itibaren bu görünen alan. Bakın, sırayla ceviz ağaçları dikilmiş. Şu sırta kadar çıkıyor. Evet, mal sahibi burada kabaktı, domatesdi, bazı fideler de ekiyor şu an. Evet, bakın ceviz ağaçları yetişkin. Tabi bakım yapılırsa buralar gayet güzel mahveder. Çok fazla bir meyili yok, hafif bir meyili var. Bakın ağaçlar bu şekilde. Sınırımız buraya kadar dayanıyor. Üst kısmı ayrı bir yer. Buralar, bakın ceviz ağaçları böyle sırayla böyle dikilmiş. Yine bu şekilde buradan sırayla dikilmiş. Bakın buralar. Burada yine erik falan var. Erikler üstünde bak. Göster erikleri. Ağacı. Evet, ceviz ağaçları yine aynı şekilde. Aşağıda meyve ağaçları da var. Evet, burada boru var. Buradaki boru, bu ileride bir dere varmış. Yaz kış akan bir dere. O dereye bağlamışlar. Buradan su sürekli akıyormuş mal sahibi. O şekilde söylüyor. İlerideki bir dereye bağlanmış. Burada suyu var yani buranın. Bu şekilde suyu temin ediliyor. Evet, buralar yine tarlamıza ait, bahçemize ait. Ceviz bahçesi. Taşlar da var. Burada yine meyve ağaçları var. Ceviz daha büyük bir ceviz var. Baktın mı? Her yer boru ya. Bakın yine burada var. Bunlar. Şöyle. Kiraz ağacı var. Evet, toprağı güzel bir toprağı var. Yani çok güzel bir toprak yapısına sahip. Yine burada kiraz ağacı var. Yani yerimiz asfalt zaten. Etrafı yol boyu telle çevrilmiş bir şekilde. Bu şekilde geldiğimiz nokta orası. Buralara kadar sınır, bu sınıra kadar geliyor. Buralarda, yani buralar bakın düz, güzel bu şekilde. O kısım biraz daha hafif, tatlı bir meyil efendim. Bu da buranın köpeği. Yani burayı alan köpeğe de almış olacak. Çünkü bu sahipsiz bir köpek, bunu da sahiplendirmiş olacak. 1800 metrekare ana asfaltın yani Yenice ile Gönen'i farklı vilayetleri birleştiren ana yol üzerinde konum olarak güzel bir pozisyonda.
yolun üst kısmında olması güzel, bu şekilde tatlı bir meyil olması güzel, toprağının güzel yumuşak olması güzel, az yakınında bir dereden suyun alınması, getirilmesi, hazırlanmış olması güzel efendim. Hazır yetişmiş meyve ağaçları, gelip buraya bir konteyner koyacaksınız, yazın geleceksiniz, burada meyve ağaçlarıyla uğraşacaksınız, toprağınıza domatesinizi ekeceksiniz, ana yol boyunda ana yol, yol sorununuz yok, istediğiniz zaman Yenice'ye, Gönen'e yaklaşık 18-19 kilometre, 20 kilometre yakın efendim. Yani meyve ağaçları yetişmiş mahsul, belki birkaç sene sonra da belki buradan para da kazanacaksınız efendim, güzel bir bakım yapılarak efendim. Burası hem yatırım olur, hem de sizin böyle bir hobi amaçlı bir bahçeniz olur. Hazır büyümüş ağaçlar, yetişkin, güzel bir yer. Doğanın içerisinde, çam ormanlarının hemen kenarında, dağların, tepelerin kenarında, asfaltın kenarında. Az ileride alabalık tesisi var. Hemen bir 500 metre, 300-500 metre ileride alabalık tesisi de var. Yani burası doğası güzel. Hani bazı insanlarımız diyor ya, bazı yer ağaç yok, orman yok. Tam böyle her tarafı orman, ana yol boyu, meyve bahçesi. Çok güzel bir doğa görünümü, güzel bir havası var. Burası satılacak değerli dostlar. Evet, bugünlük bu kadar. Kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yârim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat. Meydan okuyanlar kim bu seraba? Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması? Sen nasıl bu kadar yollar aşması? Sen nasıl bu kadar güneşe meftun? Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Ben rüzgar değilim, dokunmam çiçeklere. Ben kara parmaklı insan değilim. Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar. Bilemezsin hayal akşamlarında renklerini kuşatan damıtılmış gözyaşıdır ömrümün. Ben boşluğa üfleyen cellat değilim. Karayele verdim ayaklarımı. Söyle bana eceli kim tutar perçeminden? Hangi ölü bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehpare, o memnu, o dilruba? Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi? Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi? Sen nasıl bu kadar pencere önü? Sen nasıl bu kadar gök gürlemesi? Ben kaptan değilim, anlamam gemileri. Gizli bir ummanın gelgitlerinden iniltiler vurur sahillerime. Deniz feneri değilim. Önce yürü bir vefasız ülkeden, sonra uzan bir tenhaya, sessiz ol. Gelip geçsin üzerinden turnalar.